Evet, işte karşınızda Sinem Gelin'in iştah açıcı lezzetlerle dolu sunum masası. Edirneli gelinimiz misafirlerinin içini ferahlatacak mezelerden Laz böreğine, kuru dolmadan yaprak sarmaya kadar her şeyi hazırlamış. Meşhur Kavala kurabiyesi sofranın baş köşesinde yerini almışken, içli köfte, katmer ve Arnavut böreği de ona eşlik ediyor. Tatlı menüsünün de oldukça geniş olduğu sofrada Sinem Gelin'in eşinin memleketi olan Tokat'a ait bat bile var. Bakalım bu iddialı sofrayla gelinimiz rakiplerinin gönlünü çalabilecek mi? Sinem Gelin'in sunum masasındayız ama Sinem'cim sunuma geçmeden önce ben seni vallahi alkışlıyorum ve tebrik ediyorum. Neden diye bir sor ablana. Neden peki hayatım yani girişte başka kıyafet, efendim salondaki kıyafet, çeyizdeki kıyafet, sonra çeyizde çıkarttın geldik yine o işte özel günün özel kıyafetini size yine özel giydin. Yorulmadın mı? Sizlere özel. Ben misafirlerim için özenli olmayı tercih ettim. Maşallah. O yüzden vallahi yorulmadın mı? Yok, gayet iyi hissediyorum kendimi. Vallahi, o yüzden. Ben ne yapayım? Aferin, tacı da hiç böyle hep başında. Ben eve girdiğim anda bir soyunuyorum ve ben pijamaları bir takıyorum. Vallahi. Pijama, terlik, televizyon şeklinde. Vallahi öyle, hatta arada arabaya binip sete de o şekilde geldiğim oluyor yani. Evet, ama normal zamanında ben de daha rahat şeyler giyiyorum ama misafir... Ben inanmıyorum buna Sinem. Sinem çok süslü, çok kokoş, kendine bakan bir gelin. Aslında ben doğru yapmıyorum, siz doğru yapıyorsunuz. Seni bu özenin için öncelikle tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Bakalım aynı özeni masamızda görebilecek miyiz? Ama onun öncesinde bu şık şamdanlar için teşekkürler ediyorum. Ve şöyle alıyorum, güzel yüzünüz gözüksün efendim. Çiğdem'cim şöyle sola kaldırabilir misin? Yanında çiçek var, bir sehpa var. İkisini de. Evet, neler hazırladın? Evet Aslı Hanım, burada Arnavut böreğimiz var, pırasalı. Annem hazırladı elleriyle. Oo, el açması. Gibi. Burada kayınvalidemin cevizli çöreği var. Tokat'ta Tokat meşhurdur. Evet, cevizli, şekerli oluyor böyle. Ay Bat'ta meşhur, Bat nerede? Evet, Bat'ta da burada önde aslanı. Evet. Ay Bat'ın yaprağı nerede? Yapraksız kaldı bu aslanı, buraya sardık onu. Aa, yaprakları zeytinyağı sarma yapınca evet. Bitti mi ama tüm onu ben çorba gibi yiyorum bir de bu arada. Yani Batı'dan çorba gibi kaşık yemeyi seviyorum. O yüzden belki kayınvalidem bunun yanına koymamış olabilir. Ay canım benim, sağ olsun. Evet sen mi yaptın bunu? Onu bu şey ben, Laz böreği mi bu? Onu ben yapmadım aslanım. Komşumuz var Fatoş abla, çok güzel yapıyordu. Laz böreği evet böyle tatlı olsun. Oluyor. Çok güzel bir lezzetli. Hemen hemen her masamızda görüyoruz. Evet. Kuru patlıcan, kuru evet, biber dolmasını bence herkes seviyor. Gaziantep'ten de yani Gaziantep'liler muazzam yapıyor. Tekrar buradan Antep'e selam, sevgiler olsun. İçli köfteler, katmerler, evet. Çiğ köfteler. Evet. Kavala kurabiyesi. Kavala kurabiyesi. Evet, Edirne'de çok meşhur badem ezmesi. İçinde badem bulunuyor. Edirne'nin meşhur kuru yemişlerinden biri. Aha. O yüzden peki şey bu size. Ev yapımı mı hazır mı? Edirne'de yapılan ev yapımı. Edirne'den geldi bu arada. Edirne'den iki gün, geldi. İki gün önce. Ay, evet taze sayılır. Ay Edirne deyince de bak aklıma ne geldi sizce? Arnavut ciğeri. Oh, severim. O kuru biberleri de kızartıyorlar. Diğer tavam. Ay keşke diğer onu da gönderselerdi. Tavam. Evet o biraz sıcak sıcak böyle çok canım, güzel. Canım sen bunu da kızartırdın. Kızlara yaparım başka zaman isterlerse gelsin. Hadi inşallah. Yaparım. Yani yapanların getirenlerin ellerine kollarına sağlık. Evet hanımlar nasıl bulduk sunumu? Ben başlayayım. Nefes aldılar bir önce. Buyurun. Evet ben başlıyorum. Yemek kaşıklarını hiç uyumlu bulmadım. Çok günlük gibi geldi bana açıkçası. Bir de bu rose gold gibi bir renk ve biraz ağır bir takıma bu yüzük hiç olmamış. Peçete yüzüğünü hiç beğenmedim ben. Ben de mi inci koysaydım? Yani bu takımı olmamış. İnci koy demedim ama bu takımın yüzüğü değil bence bu. Aynen. Bardaklarını çok demode buldum. Hiç güzel değil. Desenleri çok ay kötü. Bir dur bir pozitif bir şey de söyle evet, araya. Böyle, ay, ne, bir insana eriştirirken araya tek böyle bir tane tatlı bir şey söyle. Masasında kullandığı kaşık takımları o kadar günlüktü ki çok özensizdi. Bardakları da çok eskiydi zaten. Benim dünkü masama laf etti yok eşin hazırladı gibi ama eşim bana yardımcı olmak istedi. Sanki kendi masasında kendi emeği varmış gibi konuşuyor.
Bence biraz komiksin. Tek beğendiğim benim tabaklarımda da vardı. Şu desenleri çok beğendim ama o kadar. O kadar. Ben bir şey söyleyebilir miyim Aslı Hanım? Lütfen. Çiğdem diyorum. Ezgi'nin masasında hiçbir şeyde ben kendisinin emeğini görmedim. Eşinin daha çok hazırladığını ve yetiştirdiğini gördüm. Emekleri tabakları konuşuyoruz. Ha, tamam, sen nasıl bu kadar aşina olabiliyorsun kendi hazırlayamadığın bir masaya ve bana yorum yapıyorsun? Ben şu an tabaklarını yorumladım ama. Tabaklarını yemeklerini yorumlamadım. Ama kendi günündeki hatırla, kendi masanı tamam, bir hatırla. Tamam, evet. Benim de emeğim var. Emeğin vardı ama senin tabakların da... Sen kaç çeşit yaptın canım? İki çeşit yaptım, ben de iki çeşit yaptım. Tamam, çok aynı normal. Şey yani. Çeşitleri doğru. Konuşmuyoruz da Aslı Hanım. Ben tabaklar konusunda söylüyorum. Sen ha başkasına yaptırmışsın, ben de eşime yaptırdım. Yani aynı şey bence. O yüzden bunu tamam, organize etmedi bence. Kimse. Ben hepsini tek başıma gece yarısı hepsini tek tek Aslı Hanım dizdim, bu dizaynı da ben yaptım dizdim. Hepsi farklı bir kaptaydı. Hepsini beyaz yapmayı tercih ettim çünkü göz karışıklığı ve olmasın. Ve porselen. Porselen. Yani. Farklı çeşit olabilir çünkü aynı şeyden takım, büyük bir takımım olmadığı için beyaz veya tonları gibi. Baktığınızda göz evet. Karışıklığı yok. Beren sen bir şey söyleyeceksin sanki. Dinliyorum Beren. Yani kıpır, bana kıpır. Böyle bir zaten benim söylediklerim de Ezgi söyledi. Ezgi'nin söylediklerine katılıyorum. Biraz kalabalık geldi. Yani kalabalık derken şu çok gereksiz detay. Bunlar 5 sene önce ben de çok evlendim. Ben 5 evet. Sene önce ben çok seviyorum Aslı Hanım böyle şey almıştım. Dönemsel. Ben yani yemek takımıyla uyumlu yalnız. Evet. Uyumlu ama kullanışlı değil bunlar Aslı Hanım. Çünkü dokunduğum zaman bayağı bir pürüzlü. Bunlar makinede gidebilecek desenler. Yok bayağıdır kullanıyorum şey ben. Günlükte de kullanıyorum biliyor musunuz? Ciddiysin. Bayağı kaliteli bir şey almışsın. Evet. Hiçbir şey olmamış. Yani kaç almışsın kullanıldığını zannetmiyorum. Aslı Hanım tam hatırlayamıyorum. Böyle öyle? Bunların bir büyüğü de var bu arada. Bir şubat bardakları da var. Bunları ben size en büyüğünü koydum. Bunlar kullanılmamıştır diyorsun. Kullanılmamış. Yok, kullanılmamış. Bunları sen şu an bak önümüze getirip gerçekten kullanılır günlükte de. Çünkü pürüzlü. Bunlar makineye atmamışsın. Evet, attım. Makineye bence biz bunu alırken bizim şey derler, makineye atmayın desen deseni gidebilir. Ben o tarzda değil Sena, elimde yıkarım. Ben de elimde yıkarım. Bunu atıyorum Aslı Hanım, hatta günlükte de kullanıyorum. Eşimle özel Allah. Günlerimizde de kullanıyoruz. Hatta hiçbir özel gün olmasa bile. Kendiniz için kullanıyorsunuz. Kendiniz için evet. Kalemli. Demek ki bardaklar kaliteliymiş hayatım, evet. Kabul edelim yani. İnanalım. Niye inanmıyoruz? Evet. İnanma. İnanmak isterdim ama inanamıyorum. Paylaşım da yapıyorum, orada görüyorlar. Ama şuna katılıyorum yani hani bu yemek takım. Bu su bardağı ama bu peçetelik. Ama inci koymak istemedim aslında. İnci değil, inci koyma. İnci koy demedik ama. Şey ama yani. Bu mesela bol daha uyumlu değişik yani. Bu olmuş mu pencere modeli, yüzük? Değişik, evet. Çok değişik. Değişik, farklı evet, bir şey katmak bak, o şekerliğin de uyum sağlamış. Ben bu şekerliği bir incelemek için elime aldım. Evet, evet. Açtım da içinde ama şeker yok. Az şeker bir yarım şekerler var. Ama o şey aslında antika, ben onu bilerek masaya koydum. Hem uyumu var hem de o benim çeyizimde bulunan bir parçalardan biriydi. Evet. Çeyizinde de gördük. Böyle iki tane fincan vardı evet. Ona benzeyen. Hadi yemek takımında bence uymuş. Evet. Ben tarz olarak. Renk olarak evet. Ben uyumlu buldum su takımıyla desenleri ama model olarak bana abart geldi. Belki sade sevdiğim için ama evet. Daha önce almış kendisi. Belki şu an farklı bir model de almayı tercih edebilirdi. Evet. Ben tabakları farklı buldum birbirinden. Sade beyaz ve kenarı evet. Yaldızlı beyazlar görüyorum. Yemek takımının servisleri var. Onlar var. Onları da ekledim. Buradan tam göremedim evet. Ama farklı evet. Tabaklar da var. Evet. Ben de çatal kaşık bıçak takımını çok günlük ve sade buldum. 3 gündür herkesin çatal kaşığını günlük buluyor. Farkında mısınız? Evet. Yani benim sende de günlük evet. Buldular. Sende evet. De daha farklı nasıl olabilir? Bugün sende de günlük. Ama bu daha günlük. Şey yok. Benimkini yani. Sinem beğenmiş hatırlıyorum. Tek tek konuşalım mı lütfen? Tabii. Peki aslında. Teşekkürler. Buyurun. Benimkini Sinem beğenmişti. Bana bu çok günlük geldi. Bilmiyorum. Benim düşüncem ama genel olarak uydurmaya çalışmış. Bu hoşuma gitti. Servis kaşıklarını da uydurmuş aynı şekilde. Evet. Çeşitleri de görüyorum. Yani yeterince hazırlamış. Ellerine sağlık. Ben sadece biraz abartı buldum desenli bir takım olduğu için. O da senin daha önce almış olduğun bir şey abartı olduğu için. Abartı buldun. Evet. Her ne kadar bana ağır gelse de bir uyum vardı yemek takımında, su takımında ve çay bardağında ve tabaklarda. O yüzden yemek masasını beğendim.